fırsatçı kiracılar da var yani. Vallahi hiç yorum yapamayacağım inan ki. Emekli oldum, geçinemiyorum yine. Allah bize kurtarsın bunları ellerinden. Allah yardımcıları olsun. Yani kiracıma da ona göre davranmaya çalışıyorum. Geçtiğimiz yıl ev kiralarında %25'lik artış için sınır koyulmuştu. Ancak verilen süre 31 Temmuz'a sona eriyor. Kiracıları koruma altına alan yasal düzenleme bir nebze de olsa kiracıların imdadına yetişmişti. Peki %25 sınırı devam etsin mi sizce de? Tabii ki etsin. Gayet de güzel olur yani. En azından ev kiracılarımıza rahat eder yani, ben öyle düşünüyorum. Çok saçma, kimse de uygulanabilir diyor, kimse de pek uygulamıyor. Tabii ben de biz de artırmayı düşünüyoruz yani. Çünkü 2,5'a şu anda hiç ev yok. Allah bize kurtarsın bunları ellerinden. Yine %25'le kalınsın. %25'e kalacak. Ha, gene kalsın bence. Peki kiracıları korumak için getirtilen %25'lik sınır uzatılacak mı? AK Parti fahiş kira artışının önüne geçebilmek için bir kez daha düğmeye basmaya hazırlanıyor. Yapılacak yasal düzenleme ile hapis, adli para ya da para cezası olmak üzere 3 alternatif üzerinde duruluyor. Öte yandan bazı vatandaşlar olası hapis veya para cezasının hukuksuz olacağını ileri sürdü. Kimileri ise karara tam destek verdi. Çok saçma, kimse de uygulanabilir diyor, kimse de pek uygulamıyor. Onu devlet düşünsün, ben ona bir yorum yapamayacağım. Vallahi ne diyeyim onu, ben bir şey diyemem. Çok iyi olur bence. Ben de ev sahibim, benim de fazla yani evim olmuş olsa, benim de yani kiraya yani bu kadar rayiş fiyatta yani arttırma olmuş olsa, bana beni de yani hapise atarlarsa ben bile memnun olurum yani ya. Gelsin. Çok gelsin hem de. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sık sık gündeme getirdiği fahiş kira artışlarına karşı Çevre, Adalet ve Ticaret Bakanlıkları ve ilgili kurumlar çok yönlü bir çalışma başlattı. Yasal düzenleme için resmen harekete geçildi. Buna göre Temmuz ayında %25'lik sınır yeniden uzatılacak. Fahiş kira artışı yapan ev sahiplerine de hapis ve para cezası uygulanacak.